Arkadaşlar merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir tasarım videosu hazırladım. 2.55'e 1.20 ölçüsünde küçük bir banyonun tasarımını yapacağız. Benim çalışmasını yapmış olduğum bu banyo bir kız çocuk banyosu ve kendisinin özel talebine göre pembe duvarlar çalıştık, pembe mobilyalar çalıştık. Pembenin tonlarında seramikte biraz daha böyle soft bir pembe tercih ettim. Çünkü mobilya gerekirse değişebilir ama seramik çok uzun yıllar kalacağı için bir tık daha açık renkli bir seramik tercih ettim. Şimdi projemizi biraz daha yakından inceleyelim. Bu alanda tek duşta seramiklerimizi pembe çalıştık. Soft bir pembe bir niş alanımız oluştu. Baca yanı olduğu için nişe uygun bir alanda, sizin de duvarınızda eğer müsaitlik varsa siz de niş çalışabilirsiniz. Diğer duvarı gri devam ettim. Bölmek istemedim karşıdan. Komple bütün zemini pembe çalıştık. Buradan bir kabini kaldıralım. Mobilyamızı incelemeye başlayalım. Mobilyamızda hemen duşun karşısında mobilyayı biraz daha özel çalıştık. 1.20'lik bir duvara, kapı zaten dışarı açılıyor. Dolaba, mobilyaya herhangi bir çarpma durumu söz konusu değil. Aynanın kenarları pembe. Klozetin hemen yan kısmına açık bir raf düşündüm. Havlular olabilir, bilhassa tuvalet kağıdı için etkili bir kullanım alanı. Kapak klozete çarpacağı için, mesafesi oldukça yakın çünkü, açık bir raf çok daha faydalı olacaktır. Siz de buna göre bir fikir elde edebilirsiniz. Mobilyamıza biraz daha şimdi yakından bakalım. Klozetin size burada dolaba olan uzaklığını da göstermek istiyorum. Ortalama 35 santim bir aramız var orada. Lavabonun hemen yanındayken klozet size açıp kapamaya engel olacağı için boy dolabının ön kısmını ayna çalıştım. Kapaklı çalışmadım. Yan kısımlardan raflar verdim. Derin bir raf, bu mobilyanın genişliği 50 santim. Burada yandaki raflardan bir kız çocuğu banyosu burası. Rafları kullanabilir, kişisel bakım ürünlerini koyabilir oraya. Bunun gibi ürünleri aktif bir şekilde kullanabilir. Hemen mobilyanın yan kısmında 50 santimlik bir ünite mobilyayı, boy dolabına 50 santim düşündüm çünkü klozet de 50. Tam klozetin yanına gelecek şekilde, yani iç kısma girmesine gerek yok. Bizim burada bakın üst tarafta bir penceremiz var. O yüzden pencereye kadar bir boy dolabı yerleşimi yaptım. Ama sizin orada bir pencereniz yok ise yukarıya kadar da uzatabilirsiniz. Mesela bir ek sandık şeklinde bir saklamalı da eğer isterseniz kullanabilirsiniz. Duşu da yakından inceleyelim şimdi. Hemen üst kısımda. 1.20'lik bir duşumuz var. 1.20'ye 90 santimlik bir orada payımız vardı. 1.20'ye 90'lık bir duş çalıştık. Ankastre kullandık. Sabit bir tepe duşumuz var. Ankastre aç kapalarımız var. Armatür kısmını siyah kullandık. Pembe, yeşil, sarı gibi tüm ürünlerle siyah armatürler rahatlıkla kullanılabilir. Arkadaşlar şimdi sizlere projede almış olduğum renderları göstermek istiyorum. Renderlarda ürün renklerini, modül renklerini çok daha rahatlıkla görebilirsiniz. Gerçekçi renklere en yakın halini ışık ayarlarını yaptıktan sonra aldığımız renderlarda görebilirsiniz. Ben her açıdan renderları almak taraftarıyım. Her açıdan son kullanıcıya renderları göstermeyi çok tercih ediyorum. Buradan rahatlıkla projenin bitmişini 3D olarak kullanıcı görmüş olabiliyor. Buna göre kararlarını vermiş olabiliyor. Size söylediğim gibi kapımız zaten dışarı açılıyordu. Bu renderde de bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayınız.